Bismillahirrahmanirrahim. 22. söz, birinci lema. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvaları ve batıl itirazları adili mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olarak esbab vaz edilmiştir, rahmeten. Yoksa Allah kendisini temize çıkartmak, beni şikayet etmeyin diye değil. Bize merhametinden, çünkü bizim her zaman aynı imani, o tevhid-i hakiki bilincini her zaman canlı tutamayacağımızı biliyor Rabbimiz pratik hayatta. Onun için sebepleri vaz etmiş, bizim eksikliğimizden dolayı, yoksa kendisini hep temize çıkartmak için değil. Biz tevhid-i hakikiyi daima aynı canlı bilinçlikle yaşayamıyoruz da onun için. Bunu vurgulamak için de bize itirazlarımızın haksız, itirazlarımızın batıl olduğu, yanlış olduğu itiraz varsa ve şu dünyada herhangi bir olaya karşı bir itiraz tepki doğmuşsa içimizden, bu batıldır. İyi dikkat edin, batıldır ama bunun batıl olduğunu anlamak için tevhid-i hakiki eğitimine girdiğin zaman olur. Tevhid-i hakikinin farkındaysan olur. Şikayetlerimiz varsa haksızız şikayet etmede. Neden haksızız? Tevhid-i hakikiye girmemişse şikayet ederiz. Yoksa bir insan kendisine kendisi zarar verdiği takdirde niye Allah'a şikayet etsin ki? Neden yaratılışı eleştirsin ki? Çünkü kendi zararını, kendi yanlışını görecek orada. Bunu da anlayabilmek için bir yerde canımız acıdı. Hoşumuza gitmeyen bir olay oldu. Bunun nedeni bizim tevhid-i hakikiye sahip olmadığımız için bu hoşumuza gitmeyen olay da Allah'ı ya da yaratılışı şikayete dönüştürürüz. Kendi irademizi değil. Kendi irademizin yanlış kullanmışını değil. Bunlar nasıl tevhid-i hakikiyle bu şikayetlerimizin haksız olduğu, itirazlarımızın da batıl olduğu nasıl anlaşılır? Kainatın yaratıcısının adili mutlak olduğunu anladığımız zaman anlarız. Kainatın yaratıcısının adili mutlak olduğunu anlamak tevhid-i hakikidir. Yoksa Allah adildir demek yetmez. Onun adaletin mutlak, istisnasız olduğunu kavramak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Yoksa buradaki söylenmeni kendimizi hala haklı çıkaracak şekilde yorumlayabiliriz. İşte biz şikayet ederiz de Allah o şikayetlerimizi bize yaratmak için, yani pardon, kendisini yönetmemek için bir perde yapmış orada değil. Benim için perdedir. Allah kendisi için perde yapmaz orada. Benim için, benim ona yönel, onu şikayet etmemem için bir perde yaptı. Bana rahmeten yaptı. Esbaba perde olma özelliğini bana rahmeten verdi. Çünkü ben canım acıyınca hemen şikayet edecek bir merci arıyorum. Kendime bakıp da benim burada hatam neydi demem. Hemen sebebi ilk defa görünce hemen o sebebe saldırıyorum. Halbuki bende ne olması lazım? Tevhid-i hakiki eğitimini almışsam veya tevhid-i hakiki şuuruyla bakıyorsam, orada sebeple olan ben, sebeple ilişkimi ben doğru kurmadığımı fark edeceğim. Onun için bana Allah, mesela elim bıçakla kestiğimde diyor ki, bıçağı düzgün kullan diyor, o acıyı vermekte. Yanlış yaptığımı rahmeten bana hatırlatıyor. Yoksa Allah bana acı vererek muamele etmiyor. Adaletiyle muamele ediyor. Yanlış yaparsan böyle olur diyor. İradeni düzgün kullan diyor. Bana eğitim veriyor Allah. O itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir. Ama hangi itiraz bu? Hangi itiraz? İnsanın batıl itirazı. Hiçbir hakikati olmayan itiraz. İtiraz etmeye hakkımız yok halbuki. Ama biz itiraz ediyoruz. Bunun da nedeni var. Haklı nedeni değil. Kendimizi iyi tanıyalım. Allah bize
sevmediğimiz şeylerin bizim tarafımızdan yapılmaması için iyi olmayan şeylerin, doğru olmayan hareketlerin, tercihlerin bizim tarafımızdan yapılmaması için Allah, bizim yaratıcımız bize o doğru olmayan hareketleri sevdirtmemiş. O duyguyu da veren Allah. Sevdirtmiyor onu. Doğru olmayan hareketleri. Onun için biz de doğru olmayan bir şey yaptığımız zaman sevmeyecek tepki veriyoruz. Sevmediğimiz için tepki veriyoruz. O duyguyu bize veren o. Bunu yapma diyor. O tepkiyi biz, ha ben bunu yapmamam lazımmış, bak bu olayı ben sevmedim diye almıyoruz. Kendi hatamızdan dolayı o duyguyu biz, ben bu sonucu sevmiyorum, bu sonucu yapanı suçlamaya başlıyorum. Halbuki onun bana bunu yapmamam gerektiğini hatırlatmak için, yani acının bana bu yapılanı yapmamamı gerektirmek için verildiğini bilmem lazım. Bunun en güzel örneği, bıçakla elimi kestiğim zaman elimin acıması bunu bana yapmamam için, öğretmek içindir. Küfürle dünyaya, yani Allah yokmuş gibi dünyaya baktığım zaman o bakışın bana getirdiği kapkaranlık, işkence veren hal, o duygu bana küfrün yanlış olduğunu öğretmek için verilmiş. Yoksa Allah kendisi güzel de perde yapmış onu değil. Yani bana yanlış olduğunu öğretmek için verilmiş. O zaman ben sıkıntının içerisine girdiğim zaman ne gibi yanlış yorum yapıyorum, ne gibi bir yanlış anlayışım var da Allah bana sıkıntıyı vererek ikaz ediyor, yanlış yaptın kulum diyor diyeceğim, kendime bakacağım. Bunu diyebilmek için pratik hayatta ilk defa sebep karşıma geliyor. Bıçak elini kesti diyor. Pratik hayatta. Ama bıçak elini kestiği halde Allah'ın bana acı vermediğini ve Allah'ın ahdini mutlak olduğunu, merhametli bir şekilde benimle adaletini, bana adaletini tecelli ettirdiğini, onun için de rahmet olduğunu görmem için tevhid-i hakiki eğitimini almam, onun bilincinde olmam lazım. Yani Allah'ın adaletinden, adaletinin mutlak olduğundan emin olmam lazım. Yani her bir her bir paketin üzerinde adil-i mutlakın imzasını görmem lazım. O zaman mümkün olur. Sebebi perde olarak vaz edildiğini, aslında benim şikayetimin haksız olduğunu ve yaratıcının da adil-i mutlak olduğunu anlamam. O zaman tahammül edilebilir bir dünyada yaşamamı sağlar. Yoksa şikayetlerimi ben sebeplere göndereyim diye Allah sebep yaratmış, şikayet bu sefer sebeplerle kavga eder dururum. Azrail ne zaman gelip de canımı alacak diye Azrail'e kızar dururum. Yanlış yaparım. Azrail ne kızıyorsun ki? Azrail görevli bir memur, ne kızıyorsun ki? Fakat hissen ilk defa Azrail'le karşılaştığım için yanlış itirazımı Azrail'e gönderdiğimde Allah bana diyor ki, dikkat et şimdi diyor, acaba Azrail mi suçlu yoksa kainatın yaratılışındaki hikmette bir adalet mi var, burada bir suç var mı, şikayet edilecek bir durum var mı? Bıçak örneğine gelelim. Bıçak elimi kesince elimi bıçak kesti diyorum. Bıçak mı suçlu yoksa senin iradende mi bir yanlışlık var? Değişik. Yani her şey mutlaka bizim irademizin yanlışlığından dolayı ölüyor değil. Mesela mevcut. Bizim irademizin yanlışlığından dolayı bir şey oluyor değil. Kainatta bazen bizim hoşumuza gitmeyen, Allah'ın bize sevdirtmediği olaylar vuku bulunca o mutlaka bizim irademizin yanlışlığından olacak değil. Ama bizim irademizin yanlışlığından dolayı onu şikayete dönüştürüyoruz. Onu itiraza dönüştürüyoruz. Olayın mahiyetine göre değişir. Ama her halükarda olayı çözümlemek için gerekli olan tevhid-i hakikinin bilincinde olmak. O da yaratıcının bütün esmasıyla mutlak olduğunun farkında olmak. Olmayı gerektiriyor. Mutlak. Yani
kırmızı çizgilerinde nasıl tecelli ettiğini bizim anlamamız lazım. Yani bazı kısımlar, bazı bizim anlayamadığımız şeyler oradan çıkıyor. Mesela ölümü biz anlamıyoruz. Yani ölümü kötü bir şey lazım. Yani Allah'ın adil mutlak, mutlak olduğunu, isimlerine mutlak olduğunu anlamamız için ölümün olması gerektiğini anlamamız gerekiyor. Yani sınırlı bir varlığı, her şey sınırlı ama sınırsız da ait tecelliler evet. Sınırsızın kendisini tecelli ettirebildiği bir sınırlı varlıktayız. Evet. Varlıklar alemindeyiz. Yani sadece irademize ait yanlışlıklardan dolayı evet ruhsalda alan tutuyoruz haksızca. Ama yani eşyanın realitesini, sınırlılığını, sınırsızı yansıtmak için sınırlı olması gerektiğini anlarsak yine bir şikayet durumu olmaz. Yine şikayet durumu olmaz. Şikayet ettiğimiz zaman hata bizim. Evet. Doğru. Şimdi onu söyleyecek. Şimdi bundan sonraki cümle onu söyleyecek. Evet. Buyurun. Bir küçük kız var. Kanser olmuş biraz. Bunun ne kanser? Yani çocuğun resmini gördüm ben. O kadar tatlı bir çocuk. Böyle insan görünce böyle ikinci yıl ediyor. Ya bu çocuk şimdi ölecek mi? Sonra diyorsun ki yani ölüm kötü bir şey değil ki. Yani çocuğun ölmesi çocuk için çok büyük bir haksızlık değil. Yani ölüm bir realite. Herkesin şekilde ölecek. Onun dünyası ve ailesi adına bunu yaşaması kendisi ve ailesi adına en hayırlı olan şey. Yani onlara adına bir hayır ifade ediyor. Adalet orada tecelli edecek. Evet. Allah'ın ölümü sevdirmemesi bizim o çocuğu öldürmememiz içindir. Yoksa kainatın yaratılışında sebeplerin sınırlı oluşu ve dolayısıyla insan hayatının sınırlı oluşu. Kimisi 80-90, kimisi 60, kimisi 3 sene yaşar, kimisi doğarken ölür. Burada sebeplerin sınırlı oluşu, burada Allah'ın adaletsizliğinden değil, sebeplerin mahdut olduğu bir dünyada yaşadığımız, sınırlı bir dünyada yaşadığımız içindir. Sınırlı demek, sınırsızı gösterebilecek şekilde sınırlı mahiyette yaratılması demektir sebeplerin. Öyle anladım sizin sorunuz. Sonuç şikayetimizi, şikayetimiz haksız olur, şikayet edersek, fakat insan zayıftır, merhameten o şikayetimizi işte kanser oldu diye söylüyoruz. Hasta oldu da onun için öldü diyoruz. Ama şu dünyanın iyi dikkat ettiğimizde şu dünyada kanserden ölecek şekilde yaratıldı ve bu kötü değil. Burada Allah'ın rahmetinin, adaletinin, hikmetinin sonsuzluğunu anlayan birisi kanser bir bahanedir. Aslında adalet-i ilahiye, rahmet-i ilahiye böyle gerçekleşiyor. Bu çocuğu rahmet-i ilahiye ebedi hayatı kazanmak için buradaydı ya, işte ebedi hayatı vererek alıyor. Bize de gösteriyor. Bak bazılarında böyle birdenbire mükafatlandırdım. Benim rahmetimi alma diyor. Ama ebedi hayata inanmayan birisinin ona vereceği cevap yok. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sır, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Esbabın kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Anlatılan nokta buydu. Esbabın kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Çünkü esbab mutlak değil. Hayır. İkisi de var. Bizimle olan ilişkilerde mesela bıçakla benim elimi kestiğim zaman bıçak elimi kesti diyorum. Esbabın kabiliyetsizliği değil. Bayağı iyi kabiliyeti ki kesti. O da benim irademi yanlış kullanmam söz konusu. Şikayet edeceksem kendi irademi ben niye bunun eğitimini düzgün yapmadım, niye dikkat etmedim diyeceğim, anlayacağım. Ama ilk defa bıçak elimi kesiyor diye görürüm. Birdenbire ne biçim dünya yaratılmış diye itiraz etmem. Rahmet-i ilahiye böyle bir kurgu var. Bir de var, mesela 3 yaşındaki bir çocuğun
kanserden ölüyor olmasında çocuğun da kusuru var denmez ki. Yani belli kusuru olmadığı, yani bir yönüyle de sebepler eğer mutlakı gösterecekse kendileri sınırlı olması lazım. Yani biz de bunu anlıyoruz ki sebepler mahluktur, sınırlıdır. Ama sebeplerin yaratıcısı mutlaktır. Zaten tevhid-i hakiki de burada gerekiyor yine. Yine tevhid-i hakikiyi anlamak gerekiyor. Sebeplerin yaratıcısı mutlaktır. Yani 3 yaşında ölen bir çocuğun şu hastalıktan veya başka bir sebepten ölmesini bir sağlayacak, ölmesini netice verecek şekilde bir sistem kuran şu dünyanın halikı mutlak adildir. Hemen orada ne yapacağım? Mutlaka bu çocuğun benim bile sevmediğim, benim bana da sevdirilmeyen bir durumda 3 yaşındaki bir çocuğun ölmesini ben de sevmiyorum. Sevdirtmemiş ya Rabbim bana, beni yaratan. Bu durumu yaratmasındaki hikmet ona ebedi cenneti verecek. Anlatıyor. Esbab. Hayır, kusurlu değil. Kusurlu değil, kabiliyetsizlik. Çünkü onlardan çıkıyor, kabiliyetsizliğine. Ya onların kabiliyetsizliğin... Evet. Kusur demek yani, hiç anlaşıldı. Yetmezlik demek. Mesela bir çekirdekten bir bitki çıkıyor, bir ağaç çıkıyor. 10 tane ağaç çıkmıyor. Niye 10 tane çıkmıyor dersen, Allah yaratamadığından değil. O çekirdeğin bir ağacı meyve verecek şekilde yaratılmış olmasından. Dolayısıyla çekirdeğin sınırlılığından dolayıdır. Mesela iyi cins bir ağacın çekirdeği ise Allah ona iyi cins bir ağaç veriyor. Eğer fazla meyve vermeyen bir ağacın çekirdeği ise o da fazla vermeyen bir ağaç yaratıyor Allah o çekirdekten. Nizamı böyle. Ama bu Allah'ın kudreti yetmedi de onun için bu ağacı fazla meyve vermeyen bir ağaç olarak yarattı diyemeyiz. Bu çekirdeğin kabiliyeti buydu der ve çekirdeğin kabiliyetsizliğine izafe ederiz. Ama onun gerisinde adalet-i ilahiyeyi görmemiz lazım. Esbab, sınırsız olan Allah'ın, mutlak olan Allah'ın, mutlak olan esmasının tecellisine alem-i şehadette vesile olsun diye yaratılmış sınırlı vasıtalardır. Çünkü alem-i şehadet sınırlıdır. Allah mutlaktır. Mutlaka buradaki yaratık alemindeki eşya, mahlukat ne kadar büyük olursa olsun mutlaka sınırlı olacaktır. Yoksa haşa ilah olurdu. Yani mahlukiyetin özelliği o. Mutlaka sınırlı olacak. Sınırlı olması demek bir yerde başlayacak, bir yerde bitecek demek. Ama doğuşta başlayıp 100 yaşında ölecek ama doğuşta başlayıp 2 yaşında ölecek. Sınırlı çünkü. Ama yine ölecek demek. Mesela bir çekirdek, diyelim şeftali ağacı çekirdeği, bir şeftali ağacının yaratılmasına vesile olacak. O yaratmayacak, vesile olacak. Ve bu şeftali ağacı ama 10 kilo şeftali verecek, ama 100 kilo, ama 1000 kilo fark etmez, sınırlı olacak. Mutlaka sınırlı olacak. Esbabın sınırlılığından dolayı çok değişik yaratılışlar var. Aslında çok değişik eşya var. Binlerce, milyonlarca değişik mahlukat var. Değil mi? Sayısız sayıda mahlukat var. Ama aslında yaratıcı mutlak. Ve bir. Yani o sınırlılığın güzelliğini görmek lazım. Ama bunu görebilmek için de yaratıcının mutlak oluşunu anlamamız lazım. Mutlak oluşunu anlayalım mı? Evet. Kainatın sınırlılığı yaratıcının mutlak oluşunu kavrayabilmemiz içindir. Hep bizim için. Hep insan için kainat böyle yaratıcı. O kadar mükemmel ki tam bizim kavrama kabiliyetimize göre yaratılmış. Yani beni yaratan kainatı yaratmış, kainat yaratan beni yaratmış. Fark yok. Evet.
biz olarak mutlak şimdiki yaratılmış şeklimizde Allah'ı tanımamız, yaratıcıyı tanımamız, onun mutlak oluşunu tanımamız mümkün olmazdı. Kendi açımızdan bakalım ve diyelim ki, kendi açımızdan ben dünyada böyleyim, bu dünyayı kim yarattıysa sonsuz mutlak hikmet sahibidir. Çünkü yarattığı her şeyde bu hikmet görünüyor. Çok zor değil. Ben nasıl, niye burayı böyle yorumladık? Genellikle hani sebepler perdedir, onlara bir sataşalım niye yaratılmış deyip geçmedik. Nasıl anladık bunu? Dikkat edin, birinci lemayı okuyoruz. Dikkat edin, tevhid-i hakikiyi okuyoruz. Tevhid-i hakikinin konusunun içinde bunun ne işi var? Dediğinde anlam çıkıyor. Evet. Yani kendimiz öyle zorlayarak yorumladık değil. Yani o anlama gelsin de meseleyi kurtaralım, kotaralım değil. Yani tevhid-i hakiki içinde bu konunun ne işi var dediğinde, o kelimelere de dikkat ediyoruz. Kendisinin kullandığı kelimelere çok ilginç kullanır zaten. Kendisi çok yerde söylemez. Cümleyi ya da terkibi kurarken ki tercihleriyle nasıl bir terkip kurduysa onunla çok eğitim yapar. Onunla öğretir. Buradaki eğitimini hangi esasa yaptı? Haksız şekvalarda haksız kelimesinin üzerinde duracağız. Batıl itirazlarda batıl kelimesinin üzerinde duracağız. Dikkat et, senin itirazın batıl. Halbuki biz haklıymışız gibi görüyor. Herhangi bir sebebe şikayet ettiğimiz zaman öyle anlıyoruz kendi kafamızda. Hayır, sebebi itiraz ettiğin zaman aslında sebebin haletine de o itiraz gider. Şikayetin haksız, itirazın batıl, hiçbir gerçeğe dayanmıyor, hakikati yok. Bir de adil-i mutlak da mutlak üzerinde duracağız. Allah adildir, yaratıcı adildir ama nasıl adil? Mutlak adildir. Üzerinde duracağız. İşte tevhid-i hakiki bize adaletin mutlak olduğunun, itirazımızın batıl olduğunun, gerçek olmadığının, şekvalarımızın haksız olduğunun farkında olmak tevhid-i hakikiyi gerektiriyor. Cümlenin içinde dikkat edersen yapısında zaten yerleştiriyor maşallah. Elhamdülillah. Çok, yani misalde okurken en çok dikkat edeceğiniz nokta, yapılan tercihlerin niye yapıldığını sorarak okumak. Niye burada böyle dedi diye sorarak okuduğunuzda cevabını verir. Bu sırra bir misali latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki, şimdi bir temsili manevi anlatacağım pratikte. Hazreti Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Şimdi cümlenin başına gelin, bu küsmekle biz haksızız. Şikayetlerimiz haksız olduğunu bileceğiz. Ha. Kabz-ı ervah vazifesinde neden insanlar ona şikayete dönüştürürler haksız da olsa, niye başkasına başka bir olayda değil? Çünkü benim yaratıcım beni bana ölümü sevdirtmemiş. Onun için ben ölümü sevmeyen birisi olarak ölümü ve ölümün sebeplerine karşı tedbirli ve temkinli olmak ve dolayısıyla onlara karşı kuvve-i gadabiyyemi kullanmam gerekiyor. Yani ondan uzak kalmak için tedbirler almam gerekiyor. Yoksa ölümü sevdirtmemek diye bir olay olmasaydı ölüme biz yemek yer gibi giderdi. Değil mi? Ama gitmiyoruz. Dolayısıyla hikmeti ilahiye ölümü sen istemeyeceksin, ben vereceğim diyor. Bu duyguyu biz ne yapıyoruz? Bir anda ölüm olayıyla karşılaştığımızda hemen onun sebeplerine yönlendiriveriyoruz. Doğrudan doğruya Allah'a yönlendirmiyoruz. Sebebin böyle bir hikmeti var. Ama yine de dikkat ettiğimizde bu şikayetimizin yani ölümü sevmeme duygumuzu kullanırken ölüme gitmemek içindir. Yoksa ölümü yaratan Allah'ı,
ölüme vesile, yani ölümle ruhu kabzayı, ruh alma görevini üstlenen Azrail'i veya o Azrail'in ruh almasına da perde olan hastalığı şikayet edelim, eleştirelim diye değil. Ya ilk anda onunla karşılaşmamız ayrı olaydı. O karşılaşmamızdaki şikayetimizin haksız olduğunu da unutmayacağız. Zaten onun eğitimini almak için tevhid-i hakiki eğitimi gerekiyor. Tevhid-i hakiki bilincine erişmek gerekiyor. Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şikayet, şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak bu nedir? Temsil-i manevi. Unutmayalım yani. Bir meseleyi anlamak için verilmiş bir misal. Bu misal. Yani misal. Ha, bilmiyorum. Önemli bir misaldır. İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Bakın bakın, tekrar dikkat edin. Anladınız değil mi? Öyle mi? Ha, Cenab-ı Hak, Allah razı olsun. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmet ona demiş ki, seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. Ama kendisi. Ama dikkat edin. Yanlış. Eğer insan küsecek olursa her dönemde küser. Yanlış şekvaları. Ha, söyleyecek var. He, şekvaları. İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir. Ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Dikkat ettik kelimeye. Nedir burada dikkat edeceğimiz kelime? Tevehhüm olunan fenalıklara. İnsan öyle vehmediyor. Hemen o kendisindeki duyguyu gerçekmiş gibi kabul ediveriyor. Yani o duygu doğru, gerçek de başka yerde kullanılması gerekirken Allah'a yönlendiriveriyor veya sebeplere yönlendiriveriyor. Ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ama insan pratikte onun vehim olduğunu birdenbire anlamıyor. Rahmet-i ilahiye yani. Bende bir fenalık var gibi geliveriyor bana, değil mi? Yani yok, fenalık yok, ölenim arkadaşlar değil. Rahmet-i ilahiye bizi ölümü sevdirtmedi. Onu tekrar üzerinde duracağız. Bak, esbat vardır ama perdedir. Yani, bizde ölümü sevme duygusu falan yok. Ölümü seveceğiz arkadaşlar. İşte hepimiz kendimizi de öldüreceğiz icabında. Çok seveceğiz çünkü çok güzel bir şey. Demek doğru değil. Çünkü benim yaratıcım bana ölümü sevdirtmeyen duygular verdi. Ben ölümü istemiyorum. İstemeyecek şekilde yaratıldım. Ama onun merciğini nasıl bana yaratıcı ölümü sevdirtmedi bilinciyle yaşamak zordur. Çünkü ölüme gidecek, ölüm ihtimali olan bütün hallerden sakınırken hep o duygu faaliyete geçiyor. O duygu görevini yapıyor. Artık öyle oluyoruz ki ölümü sevmemek, ölüme giden sebepleri de sevmemek durumuna geliyoruz. Farkına varmadan. Tevhid-i hakiki bilinci düşününce, ha, benim ölümü sevmemem ayrıdır, ölümün yaratılması ayrıdır. Ya, ölüme vesile olan sebepleri eleştirmeye de hakkım yok. Ha, farkındayım. Çünkü onlar kötü olan, yaratılışı kötü olan bir şeyin sebebi olmuyorlar ki. Anladınız mı? Anlatabiliyor muyum? Yaratılışı kötü olan bir şeyin sebebi olmuyorlar ki, benim yapmamam gereken bir şeyin sebebi oluyorlar. Benimle olay arasındaki ilişkidir o. Yoksa olay ile yaratılan her ne sebepse, o hastalık neyse, yani Azrail ya da hastalık ile Azrail'i ya da yaratıcıyı, Azrail'i veya hasta ile, Azrail veya hasta ile, Azrail'in ve hastalığın yaratıcısı arasındaki ilişki değil. Benim dikkat edeceğim sorumluluk alanım. Hastalıkla benim aramdaki ilişki. Kendimi hasta yapmamak için Allah bana ölümü sevdirtmemiş ve ölümün vesilesi olan hastalığı da sevdirtmemiş. Yoksa hastalığın yaratılışında şikayet edilecek bir konu vardır desem,
İşte o zaman hastalığı da tenkit ederim, eceli de tenkit ederim, hastalığı ve eceli yaratanı da tenkit ederim. Çünkü tevhide imanın, hakiki iman elde etmedi. O zaman insanlar hastalığa da kızıyorlar, ölüme de kızıyorlar, ölümlü dünyayı yaratana da kızıyorlar. Farkında değil çünkü. Kainatın yaratılışının farkında değil. Kainat anlayışı yanlış adam. Varlık anlayışı yanlış adam. Tevhide hakikiyi elde etmeyen bu buradaki anlatılanı gerçekleştiremez. O pratikte ilk etaptaki bizim tepkilerimiz. Yani ben ölümü sevmiyorum, ölüme vesile olan hastalığı da sevmiyorum. Azrail melektir, güzeldir ama hani diyoruz ya Allah'ın emri oluncaya kadar gelmesi gel ama yok güzelsin de şimdi uğramaz diyor. Anladınız mı? Yoksa melektir. Tamam. Demek ki Azrail ile Azrail'in yaratıcısı arasındaki ilişkiye bakarsam Allah da Rahman'dır, Rahim'dir, merhametlidir, Azrail de merhametlidir. Tamam. Mümin zaten onun ruh alışından memnun olacak. Hani vennâziâti gârdâ vennâşitâti neştâ'yı anlatırken orada nasıl böyle meleklerin ruhu çekip aldığını kafir için şöyle çok zor, mümin için ise kolayca tahmini teslim ediyor. Kafir böyle tutmuş elini bırakmak istemiyor hayatını. Çünkü onun başka hayatı yok. O da Azrail de zorla alıyor. Ona göre zorlanıyor. Azrail zorlandığından değil. O kişi zor veriyor. Onun için çok ızdırap çekiyor. Mümin kolayca veriyor. Biliyor ebedi hayata başlangıç olduğu. Ama ölmeyi istiyor anlamında değil. Bakın ilişkimiz farklı. İlişkimiz farklı. Azrail melek ama gelmesin bana. Şimdi değil. Şimdi değil diyor. Ben Allah sevdirtmiyor ölümü çünkü. Değil mi? Yani hakikaten imanı, tevhidin farkına varmış, onun bilincinde olmuş bir insan şu dünyada hem ölümden kaçar, hem ne hastalığı şikayet eder, ne Azrail'i şikayet eder, ne de bu dünyayı bu şekilde Kur'an'ı şikayet eder. Ama o tevhid-i hakiki eğitimi gerektiriyor. Onsuz olmaz. Yani her bir paketin üzerinde o paketi gönderenin bizzat kendi eliyle yazılmış imzası. O çok önemli değil mi? İmzası. Yani ben Rahman'ım, ben adilim, ben hakimim, ben alimim, ben kadir-i mutlakımı okuduğun zaman diyorsun bu paket ne paketiyse, ölüm paketi olur, hastalık paketi olur neyse yani bir şey olur, bu paket mutlak olan Rahman'dan, mutlak olan alimden geliyor, bilerek yaratıyor deriz. Kendimizle olan ilişkimiz açısından bizim şikayete vesile olacak hallerden kendimizi uzak tutarız. O benim vazifem derim. Tamam. Ha, şimdi inşallah bana açıklandı. Rahatladık mı? Konu beynimiz, aklımızda, duygularımızda yerleştirse geçelim. İnşallah. İşte bak nasıl hastalıklar perdedir. Ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan güzellik, gerçekte güzellik var. Güzellik, Azrail aleyhisselamın vazifesine müteallıktır. Demek ki Azrail aleyhisselam bir melektir, güzel işler yapar. O öbürleri yani bizim yorumumuzdur. Öyle de Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen, çünkü bize öyle sevdirtilmediği için bize merhametsiz görünüyor. Merhametsiz görünen nedir? Şimdi 3 yaşında çocuğun ölmesinde biz ölmesini istemediğimiz için. Yani 90 yaşında olsa niye istiyoruz? Tamam artık yaşlandı diyoruz. Yani hikmet-i ilahi onu ona itirazları hafifletiyor. Yaşlı yerinden kalkanlar zaten hayatından fazla bir lezzet aldığı yok gibi. Çocuk için bir ümit düşünüyoruz ya. Bizim esbab ile olan ilişkimizde kazandığımız alışkanlıklardır onlar. Zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen ama zahiren
rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret-i ilahiyeye bir perdedir. İlahi olan kudrete bir perde Azrail. Doğrudan doğruya insan ilahi olan kudretin gelip de Allah benim canımı aldı demiyor da Azrail aldı diyor. Şimdi hastalıkların zahiri perde olduğunu anlayan Azrail'in de zahiri perde olduğunu anlar ve her iki halde de ne hastalıktan ne Azrail'den şikayet eder. Azrail'in ve hastalığın yaratıcısından da şikayet etmez. Evet. Azrail'in ve hastalığın perde olduğunu anlamadığımız zaman, onlara hakiki tesir verdiğimiz zaman onlardan şikayet ederiz. Azrail'den ve hastalıktan. Azrail'den ve hastalıktan hakiki tesiri vardır gibi görüp de şikayet eden kimse onların yaratıcısından da şikayet eder. Çünkü gerçekten hakiki tesir olan Allah'tır. Onu zaten şikayet eder. Onun için razı olmaz insanlar. İman eğitimi görmemiş birisi hakikaten Allah'tan razı olamaz. Allah tanımayan birisi. Kainatın yaratılışından razı olmaz. Çünkü onun sevmediği çok şey bu dünyada var. O kendi vazifesine bakacağı yerde sevmedikleri konusunda o sevmediklerini yaratanı itiraz etmek suretiyle yaşıyor. Hep Allah'a itirazla yaşayan bir kimse, yaratıcıya itirazla yaşayan bir kimse, kendi vazifesine hiç bakmaz, kainatın hakikatini anlamaz, ıltırap içinde yaşar. Küfrün özünde bu var. Kendi vazifesini de düşünmez. Yani hep Allah'a itiraz eder. Evet, şimdi esas bizim özet cümlemiz geldi. Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Şimdiye kadarki söylenenlerin özeti buydu. Zaten başta bunları söyledi. Başta daha önce bunları söyledi. Esbab vaz edilmiş ta aklın nazarı zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin dediği bu. İzzet ve azamet ister ki Allah'ın mutlakiyeti gerektirir ki esbab yani şu mahlukat alemindeki yaratıklar perdedar desti kudret ola aklın nazarında. Evet. Aklın nazarında. Bura çok önemliydi değil mi? Çünkü akıl esbaba bakar, esbab ilişkisine bakardı. Herhalde bunu çok konuştuk. Tevhid ve celal ister ki Allah'ın mutlakiyeti ve celal neydi? Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını bizzat göstermesi. Onu göstermesi ben anlayamam zaten. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden yalnız yani esbab tesiri hakikiye sahip olmadığını gösterecek şekilde yaratılmıştır. Yani hiçbir sebep sonucunu yapıyor gibi bir özelliğe, yapacak bir özelliğe sahip olmadığı gibi, yapıyor gibi de gösterilmiyor. Çünkü sebepler her zaman aciz, sebepler her zaman hiçbir özelliği yok ve sebepler kullanılarak yapılan, yaratılan sonuçlar da her zaman mükemmel. İnsan anlıyor ki bu sebep bu sonucu yapamaz. İşte sebeplerin hem sebep olarak yaratılışında hem de sebep olarak hiçbir etken gerçekten sebep olma özelliğine bir sonucun var olmasının gerektirecek bir özelliğe sahip olmadan yaratılışına hikmet-i ilahiye denir. Hikmet çok güzel. Hem sebep var ama hiçbir yaratma özelliği yok. Ve bu hikmetin bu çok sır. Bu cümleyi ezberleyip sürekli hatırlamak lazım. Yani izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden yani onlara hiçbir tesirli olabilecek özellik verilmeden yaratılmıştır. Tesir yok. Ama sebep. Aklın nazarında izah ediyor. Onun
inşallah birinci lema bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.